Merhaba, bugün seninle çikolatalı katmer poğaça yapacağız. Ben çok severek yaptım ve yiyenler de çok severek yedi. Mutlaka seni de beğeneceğini umuyorum. Eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsan videomu beğenip kanalıma abone olmayı ihmal etme lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bunu da belirtmek isterim. Hamur için gerekli malzemeleri kaba alacağım. Daha sonra üzerine yavaş yavaş un ekleyip bir hamur haline getireceğim. Hamura kullandığım su sıcağa yakın olacak. Çünkü geri kalan malzemeleri eklediğimde bu suyu soğutuyor. O zaman da mayalanma gecikiyor. Sıcak olsun ki yoğurt ve sıvı yağ eklediğinde zaten ılık hale gelecektir. Hamura 2 tane de yumurta kullandım. 2 tane sarıyı üzeri için ayırdım. Akları da içine koydum. Sen istersen bir sarıyı ekleyebilirsin. Bir tık fazla geldi. Bu ölçüden 2 tepsi çıkıyor. 2 tepsiyi tamamen sarı sürdüm ama bir tık kaldı. Sen istersen ikisini de ayır, istemezsen de bir tanesini koyabilirsin. Daha sonra sıvı karışımın içerisine mayayı ekledim ve eriyene kadar karıştırmaya devam ettim. Toz şekerini ekledim. Önce biraz un ekliyorum, daha sonra tuzunu ekliyorum. Genelde ben mayalı hamurlarda böyle yapıyorum. Tuz mayayı öldürdüğü için, daha doğrusu tepkimesini geciktirdiği için bu şekilde en iyi sonucu alıyorum. Yavaş yavaş un ilavesi yapıp güzel yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yoğrulan hamurun üzerini örttüm. Bir yarım saat kadar mayalanmaya aldım. Mayalanan hamuru 12 eşit bezeye böleceğim ve 6 tane bezeyi bir tepsi için, diğer 6'yı da diğer tepsi için kullanacağım. Ben genelde hamurları dinlendirdikten sonra birkaç kere katlama tekniği uyguluyorum. Çünkü bu katlama içindeki gazın dışarıya çıkmasını ve hamurun çok güzel özlenmesini sağlıyor. Bu kısmı elinden geldiğince atlama lütfen. Çünkü hamura çok güzel bir kıvam veriyor. Bezelere ayırdığım hamurun üzerini örteceğim ve tek tek açmaya başlayacağım. 6 tanesinin 6'sını da açıp tek tek aralarını yağlayacağım. Her açtığım hamuru güzelce yağ sürüp diğerinin üzerine kapatacağım ama en üstte kalan hamura yağ sürmeyeceğim. Bu şekilde 6 bezeyi de hazırlayınca buzdolabında bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Ben diğer tepsinin işlemlerini yapıncaya kadar yağ dolapta yeterince donmuş olacaktır. Buzdolabında dinlendirdiğim hamuru mata alıyorum ve önce elimle birazcık açıp daha sonra merdane ile biraz genişletiyorum. Zaten çok ince bir tabaka haline getirmeyeceğim ama yine de elimden geldiğince düzgün bir yuvarlak açmaya çalışıyorum.
porsiyonlama konusunda göz ayarım iyi olmadığı için şöyle bir pasta dilimleyici var elimde. Onu kullanacağım. Daha sonra her bir dilimi yine ikiye böleceğim ve tam istediğim gibi olacak inşallah. Her dilimin üzerine çikolata ekliyorum. Sen istersen farklı şeyler de ekleyebilirsin. Bu hamurun aynısından tuzlu tarifte yapabilirsin. Birazcık şekerini azaltıp. Gerçekten çok çok güzel bir hamur oluyor. Mutlaka denemeni tavsiye ederim. Hatta iki tanesini boş bırakıp öyle de deneyebilirsin. Yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ekledim ve onu poğaçaların üzerine bu şekilde sürüyorum. 180 derece ayarda alt üst fansız fırında iyice kızarıncaya kadar pişirdim. Çikolatalı katmer poğaçalarım hazır. Ben çok çok beğendim. Katları kat kat ayrılan çok güzel bir tarif. Bu mutlaka denemeni öneririm. Kruvasana çok çok benziyor ama aynı tekniği uygulamadığımız için kruvasan tam diyemem ama çok çok güzel oldu. Ben çok beğeneceğini umuyorum. Beni yorumsuz ve beğenisiz bırakma lütfen. Ve beni izlediğin için çok çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.